Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün iki tane kulaklığın karşılaştırmasıyla karşınızdayız. Malum şu anda hala koronavirüs süreci devam ediyor. Bu yüzden biz de videolarımızı evlerimizden çekmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla evimizi ufak çaplı bir stüdyoya çevirdik ve buradan sizlerle içerik paylaşmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda arkadaşlar ikisi de 1000 Türk Lirası civarındaki oyuncu kulaklıklarını karşılaştıracağız. Bunların ikisi de son dönemde çıkan kulaklıklar. Bir tanesi Logitech Pro X, diğeri de HyperX Cloudflight S arkadaşlar. İkisini karşılaştırmamızın nedeni, dediğim gibi, ikisinin de aynı fiyat kalibresinde olması. İkisi de hemen hemen böyle 950 lira ile 1200 lira arasında değişen fiyatlara sahip. Tabii son dönemde malum dolar kuru falan çok arttı, altın uçtu gitti ve dışarıdan, Çin'den gelen birçok ürün de tedarik edilemiyor. Bu da fiyatların artmasına sebep olabilir. Bunu da size baştan belirtelim. Yani biz şimdi bu videoyu çekiyoruz. Atıyorum bir hafta sonra yayına soktuk. Dolayısıyla bu fiyat bir hafta sonra yükseldiğinde, işte demeyin videoda böyle diyordum, ben baktım 1400 lira 1500 lira demeyin. Gerçi ben kulaklık tarafında fiyatların bu kadar çok uçacağını zannetmiyorum ama şu anda oyun bilgisayarları acayip fiyatlanmış durumda. Yani stok bile bulamıyorsunuz. Diyelim ki stok buldunuz, almakta zorluk çekiyorsunuz. Örneğin ben Monster'ın sitesini takip ediyorum bir süredir arkadaşlar. Abro modelleri geldiği gibi bitiyor. Yani stok var gözüküyor. Atıyorum 3 saat sonra geliyorsunuz. İşte gelince beni haber et butonu çıkmış. Tulparların bazı ucuz modellerinde de aynı şekilde. Dolayısıyla oyun bilgisayarlarına talep patlamış durumda. Bu yüzden biz de oyun bilgisayarlarıyla alakalı oyuncu ekipmanlarını bir karşılaştıralım istedik. Bizim elimize kısa süre önce gelen iki tane kulaklık. Zaten incelemeleri de sitemizde var. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz. Ya da ben yukarıdan size bant veririm. Oradan incelemelerine girip bakabilirsiniz. Logitech'in Pro X modeli ve HyperX'in Cloudflight S modeli arkadaşlar. Logitech Pro X zaten kablolu bir model. Bu ise kablosuz bir model. Dolayısıyla burada arada keskin farklılıklar olduğunu zaten biliyoruz. Fakat aynı fiyatta olduğu için ben hangisini alayım, benim için kablo kablosuz kısmı çok önemli değil diyorsanız, burada size birkaç ufak detaydan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikli olarak şu mikrofonlarımızı aradan çıkartalım. Logitech mikrofon tarafında Blue ile işbirliği yapmış, biliyorsunuz. Blue firması mikrofonlarda zaten isme sahip bir firmaydı. Dolayısıyla sesin karşı tarafa çok gerçekten pürüzsüz iletilmesini sağlıyor. HyperX'te de özel bir teknoloji kullanılmış, fakat mikrofon tarafında kesinlikle Pro X'in daha başarılı olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bunu hemen size baştan belirtelim ve mikrofonlarımızı şöyle koyalım. Zaten ikisi de çıkabilir 3.5 mm jack girişine sahip mikrofonlar. Dolayısıyla başka bir fark yok arada. Aynı şeyi sunuyorlar size, fakat dediğim gibi Logitech'in ses kalitesi açısından bir üstünlüğü mevcut. Şimdi gelelim Pro X'in tasarımına arkadaşlar. Pro X, incelemede de bahsettiğimiz üzere daha sağlam bir tasarıma sahip. Nedir bu sağlam? Çelik ve alüminyum kullanılmış. Dolayısıyla bu da daha sağlam bir oyuncu kulaklığı ortaya çıkmasına neden olmuş. Yani böyle elinize aldığınızda tamam biraz daha ağırlığı var ama sağlam bir kulaklık aldığınızı sonuna kadar hissediyorsunuz. Hani saç bandı olsun, şu köşeler olsun, özellikle bu köşeler gayet sağlam duruyor. Saç bandını ellediğinizde de o sağlamlık hissiyatını size veriyor. HyperX'te ise kablosuz olmasından ötürü müdür bilmiyorum ama daha böyle hafif bir tasarıma yer verilmiş. Plastik malzeme tercih edilmiş ve dolayısıyla çok sağlam durmuyor. Açıkçası söylemek gerekirse hani şöyle içe döndürürken birden elinizde çat diye kalacakmış gibi bir hissiyat veriyor bana. Logitech Pro X zaten dönmüyor. Dolayısıyla öyle bir hissiyat da vermiyor. Şimdi Pro X'in burada önemli bir artısı var. Şu içerideki süngerleri değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu suni dörü olan süngerlik, bunu çıkartıyorsunuz. Paketin içerisinden zaten bir de kumaş geliyor. O kumaşı yerine takabiliyorsunuz. Ya da işte yıprandı diyelim, gidip aynısını satın alıp yine ne yapabiliyorsunuz? Değiştirebiliyorsunuz. Bu önemli bir artı. Neden? Çünkü bunlar zaten zamanla soyulmaya başlıyor. Soyulmaya başladıktan sonra hem görünüm kötüleşiyor, hem de arkadaşlar kulağınızı kaşındırmaya falan başlıyor. HyperX'e geldiğimizde ise arkadaşlar kutudan sadece tek bir kulaklık bandı çıkıyor. Yani bu suni deri, tamam bunu çıkartabiliyorsunuz, bu da değişiyor aynı şekilde, ama kulaklıktan ikinci bir kumaş kulaklık bandının çıkmaması, kulaklık süngerinin çıkmaması da bir eksi diyebiliriz. Dediğim gibi Logitech'te iki tane kulaklık süngeri çıkıyor. Biri suni deri, bir tanesi kumaş. HyperX'te ise sadece bir tane kulaklığın üzerine gelen suni deri süngeri bulunuyor. Burada arkadaşlar önemli olan, dediğim gibi, kumaş bir tane daha süngerimizin olması. Bu bir artı olarak Logitech'in hanesine yazılabilir ama diyorsanız ya ben ne yapacağım işte kulaklık süngerini bir tane daha alırım veya bu benim için önemli bir şey değil diyorsanız çok bir durum fark etmez. Şunu da belirtelim, her iki kulaklıktaki kulaklık süngerleri de hafızalı dediğimiz şeyler arkadaşlar. Bu ne? Kulağınıza taktığınızda ne yapıyor? Kulağınızın şeklini alıyor ve
saatler boyunca kullansanız bile kulaklıklarınızın şu kenar kısımlarını ağrıtmıyor. Dolayısıyla burada iki kulaklığın da benzer malzemeleri kullandığını, aynı kalitede malzeme kullandığını söyleyebiliriz. Tabii en nihayetinde bu nedir? Kulaklık. Tamam, rahatlığı falan da önemli ama bizim için en önemli şey verdiği ses kalitesi. Şimdi arkadaşlar, iki kulaklık için de baktığınız zaman 7+1 dijital ses teknolojisinden kullanıldığını görüyoruz. Tabii bu suni olarak bir 7+1'den bahsediyoruz. Burada sanal olan bir 7+1'den bahsediyoruz. Kalkıp da adam bunun içine 7 tane kolon, işte bir tane bas falan yerleştirmemiş. Dolayısıyla burada sanal bir 7+1 deneyimi sizlere sunuyor iki kulaklıkta. Bunu ben deneyimledim. Arkadaşlarıma da deneyimlettim. Hani hangi kulaklıktan daha iyi ses geliyor diye. Sordum onlara. Ben şimdi burada size rakam vermeyeceğim. Yani şunu ölçtük, bu kadar desibel, bu şu kadar desibel diye bir şey söylemeyeceğim. Bunu zaten işte kendi sitelerinde de bulabiliyorsunuz. Ya da işte ölçüm yapan pek çok videoda da bulabilirsiniz. Ben size sadece şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Kesinlikle Logitech Pro X'in ses kalitesi HyperX'e oranla daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ben bunu 4 tane arkadaşıma dinlettim. 4'ü de burada Logitech Pro X'in ses kalitesinden daha çok memnun kaldı. Hatta HyperX'in ses kalitesinin o kadar da iyi olmadığını söylediler ki ben de bu konuda hemfikirim. Şunu da belirteyim yeri gelmişken, HyperX'in içerisinden, kutu içerisinden çıkan şu şey wireless modülü. Ben bunu ilk gördüğümde hani içinde acaba donanım falan yüklü olan bir flash zannettim. Çünkü çok büyük. Ben bunu kablosuz olduğu için arkadaşlar hani içinden küçük bir şey çıkar diye bekliyordum. Meğersem bu wireless modülmüş. Bunu bilgisayarınıza taktığınız zaman ciddi anlamda yer kaplıyor. Yani bilgisayarın yanında şöyle bir çıkıntı oluşmuş oluyor. Dolayısıyla yıl olmuş 2020, bu kadar büyük bir tane wireless şeyine gerek var mıydı? Bu önemli bir soru işareti. Şurada bitmesi gerekiyordu bunun. Yani şu kadarcık olması gerekiyordu. Ya da ne bileyim Bluetooth'ta falan bağlansaydı daha iyi olabilirdi. En azından bilgisayarımızda USB port işgal etmemiş oldu. Tamam, bunu belki Logitech Pro X'i işte USB şeyinden bağlayabiliyoruz. Biliyorsunuz ufak bir ses kartı var. Ondan USB'ye bağlıyoruz. Tamam, bir port kaybettiriyor bize. Bu kablosuz diyorsun. Kaybettirmez belki diyorsun. Fakat o da en nihayetinde bununla çalıştığı için kaybettiriyor. Ayrıca bunu telefonla kullanamıyor olmamız da bizim için büyük bir dezavantaj. Hani nedir şeklinde baktığınız zaman sanki böyle dışarıda telefonla da kullanabileceğiniz bir kulaküstü kulaklık gibi duruyor. Biraz daha böyle hani oyuncu kulaklığından ziyade dışarıda da kullanabileceğiniz sportif bir hava verilmeye çalışılmış. Lakin günün sonunda bunu telefonla bağlayamıyor olmamız büyük bir dezavantaj. Logitech Pro X'te ise kutu içinden ikinci bir kablo çıkıyordu. O kabloyla telefona bağlayıp telefondan hatta görüşme bile yapabiliyorduk. Şu yaka mikrofonu kısmına bir tane küçük mikrofon yerleştirmişlerdi. O mikrofon sayesinde görüşme de yapabiliyorduk arkadaşlar. Buraya kadar baktığımız yerlerde Logitech'in HyperX'e göre bir nebze daha üstün olduğunu söyleyebiliriz. Peki HyperX'in Logitech'e göre hiç mi üstünlüğü yok? Elbette var. Şimdi bunlardan bahsedeceğim size. Logitech'te arkadaşlar sade bir tasarıma gidilmiş ve tuşlar, kontroller sarkıtılan ipte duruyor. HyperX'te ise arkadaşlar burada dokunmatik kontrollere yer verilmiş ve bunu program arayüzüyle özelleştirebiliyorsunuz. Yani ses açıp kısma, işte ne bileyim geçiş yapma ya da açıp kapama gibi bir sürü fonksiyonu buraya yerleştirebiliyorsunuz. Ayrıyeten yine ses açıp kapama da kablosuz olduğu için kulaklık modülünün üzerine yerleştirilmiş durumda. Bu özellikler Logitech Pro X'te bulunmuyor. Yani dokunmatik kontroller olsun, özelleştirilebilir kontroller olsun hiçbiri yok. Baktığın zaman ama HyperX'te az önce de bahsettiğim gibi özelleştirilebilir kontroller var ve kullanımı çok daha hafif. Şimdi genel olarak toparlamamız gerekirse arkadaşlar, ses bakımından bakıldığı zaman reel ölçekte biz bir ölçüm yapmadık. Ama kullanıcı deneyimlerine bakarak söylediğimizde sorduğumuz 4 kişinin 4'ü de, ki 5. olarak beni de katarsanız içine, 5'i de tercihini Logitech Pro X'ten yana kullandı. Ses kalitesi bakımından HyperX'in ses kalitesinden ise çoğu kişi memnun kalmadı. Söz konusu müzik olduğunda müzik tarafında iki kulaklıkta beklenene veriyorum. Yani bunu size söyleyeyim. Bunlar sonuçta oyuncu kulaklığı. Bu kulaklıkları takıp da bangır bangır işte çok böyle muazzam bir müzik deneyimi beklemeyin. Bunu da size yeri gelmişken belirtmeliyim. Sonuç olarak arkadaşlar yine karar size kalmış durumda burada. Fiyatlar aynı. Bir tanesi kablosuz. Tabii kablosuzun verdiği bir özgürlük hissiyatı var oyunu oynarken falan. Diğeri kablolu ama dediğim gibi ses kalitesi vesaire daha iyi, daha bir sağlam duruyor. Yine de burada tercih size kalmış diyebiliriz. İleride başka oyuncu kulaklıklarıyla da yine karşılaştırmalarımıza devam edeceğiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.